Tekirdağ siyasetinde belki ilk kez olan bir şey yapıyoruz. Kongreler öncesi bir siyasi partinin yönetmeye talip olduğu ilin ekibini tanıtması. Ülkemizin İYİ Parti'ye ve Meral Akşener'e ihtiyacı vardır. Yani buradan Tekirdağ halkına iyi mesajlar verdiniz, öyle mi diyelim? Evet, iyi mesajlar verdik. Okuyabilenlere, görebilenlere iyi bir mesaj verdik. Bugünkü İl Yönetim Kurulu tanıtım toplantısı, ilimizde ve ülkemizde güçlü Türkiye yürüyüşünün işaret fişeği olacaktır. İYİ Parti, deneyimli, liyakatli ve enerjik kadrolarıyla içinde bulunduğumuz kaotik durumdan milletimizi çekip çıkarmaya hazırdır. Şimdi sizlere tanıtacağım kadrolar kolay oluşmamıştır. Bu kadro 2,5 yıldır İYİ Parti'ye yapılan tüm saldırılara göğüs gererek bu badireden çıkmasını bilmiştir. Hiçbir engel onları durduramamıştır. Delegelerimizin 19 Temmuz 2020 Pazar günü yapılacak olan kongrede verecekleri destek ile yeniden kollar sıvanacak, İYİ Parti'yi Tekirdağ ve Türkiye'de iktidar yapma çalışmalarımız başlayacaktır. Şimdi sizlere İYİ Parti'yi Tekirdağ'da iktidar yapacak deneyimli, liyakatli ve enerjik kadroyu alfabetik sırayla tanıtmak istiyorum. Atiye Demir, ev hanımı. Ayhan Örnek, hakem. Aylin Akbulutlar, serbest meslek. Büşra Atalay, sağlık bilgisi öğretmeni, eski Sosyal Politikalar Başkanı, Çocuk Esirgeme Kurumu gönüllü ablası. Canan Büyükekçi, emekli inşaat teknikeri. Çiser Öztürk, ev hanımı. Dilek Demirel, avukat. Dinçer Keçici, lojistik. Emine Bozar, terzi. Fahrettin Özade, emekli okul müdürü. Fehim Karaca, emlak müşaviri. Gökçe Gülçiçekli, sigortacı. Gülümser Gün, psikolog, yüksek lisans. Halide Savaş, kimya mühendisi, İYİ Parti Tekirdağ İl Kurucu Üyesi, Türkiye Kimya Mühendisleri Odası 2. Başkanı. Haluk Çınar, emekli. Hasan Erol, İYİ Parti İl Kurucu Üyesi. Hasibe Ürkmez Çınar, ev hanımı. Hilal Ünal, avukat. Hülya Kılıç, emekli öğretmen. İbrahim Bozar, eğitimci, emekli, İYİ Parti Tekirdağ İl Yönetim Kurulu üyesi. İsmail Gökşin, esnaf. Kazım Rıfkı Ayan, serbest avukat, emekli jandarma kıdemli albay, İYİ Parti Tekirdağ İl Kurucu üyesi. Kenan Şentürk, esnaf, Lokantacılar Odası Yönetim Kurulu üyesi. Mehmet Cepko, emekli öğretmen. Mehmet İlbi, emekli İYİ Parti İl Disiplin Kurulu üyesi. Mehmet İldeniz, elektronik teknikeri. Murat Öztürk, lojistik. Mustafa Güney, emekli memur, İYİ Parti İl Kurucu üyesi. Mustafa Işık, iş insanı. Mustafa Odacılar, emekli esnaf. Muzaffer Doğan, emekli, Türkiye Kamu Sen Temsilcisi, Türkiye Eğitim Sen Şube Başkanı, Kent Konseyi Başkan Vekili. Nevrettin Gürses, emekli muhasebeci, İYİ Parti Tekirdağ İl Başkanlığı Muhasibi. Oktay Güzel emekli. Onur Melek Özel Güvenlik, Trakya Özel Güvenlik Yardımlaşma Derneği Kurucu Başkanı. Özgür Bige doktor. Özkan Yılmaz Gümrük Müşaviri. Raif Karaca Tüccar Sanayici Tekirdağ Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi. Saniye Kaya Serbest Meslek İYİ Parti Tekirdağ İl Kurucu Üyesi. Seçil Gülen Ev Hanımı. Serkan Bulut Satış Danışmanı. Sinan Müezzinoğlu Doktor. Adnan Tülcioğlu. Süleyman Süleymanoğlu Sigortacı. Şehrali Görkem Emekli Memur Polis Emeklileri Derneği Başkan Yardımcısı. Şerafettin Terzi Emekli Öğretmen. Şükrü Orin Emekli İYİ Parti Tekirdağ İl Kurucu Üyesi. Tevfik Üstün Çiftçi. Vahdettin Sarıkalem Makine Mühendisi İstanbul Ticaret Odası Eski Yönetim Kurulu Üyesi. Yalçın Taş Grafik Tasarımcı İYİ Parti Çorlu Siyasi İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı. Zehra Doğan Esnaf. Ercan Kısa Harita ve Kadastro Mühendisi Eski Belediye Meclis Üyesi Tekirdağ Spor Başkanı Ticaret Odası Meclis Üyesi. Bu güçlü kadronun cesur lideri İl Başkan adayımız Sayın Sertaç Alkaya'yı davet ediyorum. Bu güzel yaz akşamında iyiliğe açılan yolculuğumuzda bizleri yalnız bırakmadığınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Malum siyasiler mikrofonu eline aldığı zaman siyasi konuşmaları yaparlar ederler ama ben bugün siyasi konuşma yapmayacağım. Sayın Elif Başkanımız gerekli konuşmayı yaptı ama bir şey unuttuk. Elif Demirbaş'ı biz anons etmedik. Heyecanımıza verin, bu kadar ekibin heyecanına verin. Elif Demirbaş, Emekli Banka ekonomistimiz, Beşiktaş Kongre üyemiz, bizim en kıymetlilerimizden birisidir değerli hanımefendilerle birlikte. Bu da nazarlığımız olsun bizim. Değerli arkadaşlar, kıymetli basın mensubu arkadaşlarım, 2,5 sene önce kurulmuş olan İyi ve Cesurlar Hareketi'nin 19 Temmuz 2020 Pazar günü Allah'ın izniyle 2. olan kongresini gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle partimizin ismine ve kuruluş ruhuna yakışır bir vaziyette belki de Tekirdağ siyasetinde hiç karşılaşılmamış bir şekilde Tekirdağ İYİ Parti'yi yönetecek ekip ve kadrolarımızı kongre öncesinde partimize gönül vermiş Tekirdağ'daki bütün seçmenlerimize tanıtmak amacıyla toplandık. Kongreler sadece başkanlarını seçmez, yönetim kadrolarını da seçer. Ben kongre öncesi benim yol arkadaşlarımı iktidara giden Tekirdağ'da 1. parti olacak İYİ Parti ekibini sizlerle kongre öncesinde tanıştırdım. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Saygıdeğer basınımız ve değerli katılımcılar, bu güçlü kadroyu gördükten sonra siz de İYİ Parti'nin Tekirdağ ve Türkiye'de iktidara doğru yürümüş olduğunu anlamış olmalısınız. İYİ Parti iktidarı, insanımız için özgürlük, devletimiz için itibar, milletimiz için demokrasi ve hepimiz için güçlü bir Türkiye yürüyüşüdür. Yolumuz açık olsun. ayağımıza taş değmesin. Geldiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Kaşları diren, sanki Mustafa Kemal bizim çocuklar. Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal, evladı Fatihan derler, adı Meral. Evet, Sayın Başkan'la şu an yan yanayız. Hepsi partililerle şu an resimler bir yandan çekiliyor ama ben kendisine şunu sormadan yapamayacağım. Tekirdağ halkına nasıl bir mesaj verildi buradan? Şöyle, sizlere adaylığımı açıkladım ben. Cuma günü de yönetim kurulunda Tekirdağ'ı yönetmeye talip olan arkadaşlarımı tanıtacağımı söylemiştim. Şimdi konuşmamda da ifade etmiş olduğum gibi Tekirdağ siyasetinde belki ilk kez olan bir şeyi yapıyoruz. Kongreler öncesi bir siyasi partinin yönetmeye talip olduğu ilin ekibini tanıtması. Biz de burada Allah nasip kısmet ederse 19 Temmuz'da yapılacak kongrede kazanırsak şayet Tekirdağ'ın kimler tarafından yönetileceğini 15 gün öncesinden tüm Tekirdağlı hemşerilerimize, partimize gönül vermiş olan, iyi yürekli, cesur olan insanlara göstermiş olduk. Teveccühleri günden güne artan bir partimiz var. Mevcut yönetim kurulu üyelerimizin büyük bir çoğunluğu zaten gördünüz. Ekip arkadaşlarımıza devam ediyoruz. Onlara yeni katılan, geçmişte belki de siyasetle hiç işi olmayan arkadaşlarımızı davet ettik. Sağ olsunlar, bizleri kırmadılar. Bu cesur yürüyüşe onlar da dahil oldular. Onlara 15 gün öncesinden Tekirdağ'ın kamuoyuna tanıtmak istedik. Allah inşallah çıkmış olduğumuz yolları bizler için hayırlı kılar. Sonuçta bu bir demokrasi yarışı. Önemli olan kırmadan, dökmeden, birbirimizin kalbini kırmadan bu süreci atlatmak. Çünkü önümüzde çok meşakkatli ve zor bir sürecimiz var. Yeni kurulmuş bir parti olduğumuzdan dolayı bizim yapacak çok işimiz vardı. Yani buradan Tekirdağ halkına iyi mesajlar verdiniz, öyle mi diyelim? Evet, iyi mesajlar verdik. Okuyabilenlere, görebilenlere iyi bir mesaj verdik. Artık Tekirdağ siyaseti iki başlı kutuplaşmış siyasetin dışına çıktı. Üçüncü yolu artık Tekirdağlı vatandaşlarımız gördü. Onu gösterdik burada. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi.